Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hürkuş test pilotu Murat Özpala, Hürkuş, F-16 Blok 30 Özgür ve Hava Sojun beraber uçuş yaptığı bir video yayımladı. Hava SOJ için platform olarak Bombardier Global 6000 kullanılıyor. Havada 12 saate varan uzunlukta uçuş sürelerini karşılayabilen iş jeti sınıfındaki Global 6000, çift motoru ve jeneratör sistemleriyle görev sistemlerine yeterli elektriksel gücü sağlayabilmektedir. İmzalanan sözleşme kamuoyu aydınlatma platformu yoluyla duyuruldu. Sözleşmeye göre teslimatlar 2022-2028 yılları arasında yapılacak. Bu bağlamda sözleşmenin değeri 342 milyon 975 bin Türk lirası ve 18 milyon 570 bin euro. Sözleşme ile ilgili KAP üzerinden yapılan açıklamada, Aselsan ile TUSAŞ arasında toplam 342 milyon 975 bin Türk lirası ve 18 milyon 570 bin euro bedeli ile bir elektronik harp projesi sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2022-2028 yılları arasında gerçekleşecektir. Bu açıklama TUSAŞ'tan alınan 26 Mayıs 2022 tarihli izne istinaden yapılmıştır. İfadeleri kullanılmıştı. TUSAŞ ve Aselsan İş Ortaklığı tarafından yürütülen Hava SOJ projesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu elektronik harp özel görev uçaklarının geliştirilmesi amacıyla başlatıldı. Havada uzaktan elektronik destek ve elektronik taarruz kabiliyetlerine sahip Hava SOJ sistemleri, Türkiye'nin savunmada dışa bağımlılığı asgariye indirilmiş ülke hedefine büyük katkı sağlaması bekleniyor. Hava SOJ projesi, ordumuzun ihtiyaç duyduğu elektronik harp özel görev uçaklarının geliştirilmesi amacıyla oluşturuldu. TUSAŞ ve Aselsan İş Ortaklığı tarafından yürütülen proje ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak üzere hava platformunda uzaktan elektronik destek ve elektronik taarruz kabiliyetlerine sahip Hava SOJ uçaklarının yanı sıra planlama ve eğitim merkezleri, hangar ve SOJ filo binaları, yedek parçalar, yer destek ekipmanıyla eğitim ve entegre lojistik destek hizmetler de sağlanacak. Türk Hava Kuvvetleri'nin dış tehditlere karşı gerçekleştirilebilecek hava taarruz harekatlarında kullanacağı bütünleşik hava SOJ sistemi, düşmanın her türlü radar ve haberleşme imkanının tehdit bölgesine girmeden tespit edilmesini, karıştırılmasını ya da aldatılmasına olanak veriyor. Görev planlamasını, icrasını, görev sonrası analizlerini, uçak ve görev sistemi işletme, idame, bakım hizmetlerini hayata geçirecek yeteneklerini sağlayacak olan sistem, temel olarak iki ana unsurdan oluşuyor: hava SOJ sistemi, planlama ve eğitim merkezi.